Hakan Ural'la gündemin gerçeklerindeyiz. İlk bölüm e, sayın Ekrem İmamoğlu. Bir kişiye ahmak demek sence bir hakaret midir? Hakimin değiştirilmesi meselesinde ne anlam ifade ettiğini senden öğrenebilir miyiz abi? Şimdi bizde maalesef genel itibariyle hep onu söylüyorum yayınlarda da düşünce algoritmasında problem var. Yani insanların geçmiş yaşadığımdan yaşım olduğu için örnek veririm. Rahmetli anneannem yaşlılarımız evlerde örgü örerdi. Örerken iğneye örgüyü örmen için ilk önce iğnenin deliğinden ipliği geçirmen gerekiyor. Oradan onu geçir girdikten sonra ben ağzımda ıslatırdım böyle ipliği. Onun gözü görmezdi. Buradan şuradan geçirdikten sonra düğüm atardık. O iğneyle artık sabaha kadar kaza örerdi. Buradaki en büyük problem bizde genel itibariyle özellikle sosyal medyada bizim insanlarımızın bir konuya bir ani reaksiyon verip daha bilgilisi olmadan ilgilisi olması. iki doğru düşünme diye bir algoritma var değil mi? Belki bizim bir... E, sağlaması var yani. Mesela Dersin ki arabayla giderken navigasyon da var. Niye buradan gideyim, niye buradan gitmeyeyim? İnsan beyni böyle bir şey. Şimdi basitleştirelim. Ekrem İmamoğlu hakaretten dolayı ceza, bir kere neden ceza aldığını bilen de yok da. Hani onu da biz burada bu vesileyle söyleyelim. Üst mahkeme üyelerine, Yargıtay Kurulu üyelerine ahmak adı altında buna da mukabil eş değer söylemde açık ve aleni bulunduğu için. Bu sabit mi? Bundan fikir miyiz? Ben edersem aynı şeyi ceza var mı? Sen ne edersen var mı? Tabii. Ekrem İmamoğlu'nda niye yok? Şimdi dünyada hukuk sistemi dediğin, yani hukuk devleti dediğinde hak, hukuk, adalet, yargı sistemini hep birlikte bizim yaşamamıza bu neden olur? Mesela senin toplum içinde işlemiş olduğun suçları yargı değerlendirir. Şikayete mukabil veya kendiliğinden kamu davası da olur. Senin gıyabında değerlendirme yapar. Eşitlik ilkesinden kime ne uygulanıyorsa onu verir. Şimdi böyle bir şey yapmış mı, yapmış, ceza almalı mı, almalı mı? Hani ne kadar almalı? Tartıcı kantar yok ya alalım buna bu kadar. Bunun tipi fena değil, buna bunu verelim. E bu siyasi buna az ve bu futbolcu bunun maçı var abi bunu bırakalım. Bu hafta vermeyelim. E, e şu derbiyi oynasın onlar. O acayip bir noktaya gelir. Şimdi öncelikle şunu bilelim. Ortada bir suç var. Bunu Ekrem Bey işlemiş. Hukuk söylüyor bunu. Benim ben söylemiyorum. Şimdi bana gelelim. Tabii ki eşitlik ilkesinde herkes yaptıysa bir yanlış ve hata yargı önünde hesap vermeli cezası da makul, kabul edilebilir büyükler düşünmüştür, istişare etmiştir, almalı. Ama siyasi yasak zinhar yanlış. Peki hakimin değiştirilmesi mesela? Ya onlar şöyle yani, hukukçuların hepsini dinledik. İnsanlar diyor ki çok net tespit edilebilir. Burada bir hakaret davası var. Bu o kadar sabit ki sana bana göresidir yani kayıtlı belgeli bir şey. Nitekim Ekrem Bey de veya herhangi bir başkası da kendisinin aklanması için ile birlikte çabalısı muhakkak olmuştur. Ona rağmen karar böyle çıktıysa o hakim de değilse başka bir hakim de getirsen başka bir hakim de getirsen başka bir hakim de getirsen dayanağı bellidir ceza kaçınılmaz çıkar. Şimdi bir de şöyle bir durum oluyor. İnsanların sıfatlarına göre ya yapmış oldukları meslek dallarına göre eğer fiili ceza almalarını gerektirecek bir eylem yapıyor olmuş olsalar bile ceza alıp almaması mı tartışacağız? Mesela Fatih Terim'in diyelim ki çok önemli bir derbi maçı var. Sporda şiddet yasasından mütevellit bir suç işlese Fatih Hoca'nın derbisi var diye vermeyeceğiz mi ceza? Mesela Antep'in hocasına vereceğiz. Ona vermeyeceğiz mi? Mesela bir siyasetçi bir şeyi yapabiliyor olacak. Çünkü siyasetçi temsili var onun. Fakat normal sen ben temsilimiz yok diye ceza alacağız falan. İnsanlar kendi kendine bir konunun eleştirilisi olurken o kadar ne dediğinin farkında değil ki. Burada Ekrem Bey önemli değil ki. Bir kere şunu soralım öncelikli olarak. Ortada bir suç var mı? Var. Var. Peki bu suç ceza kanununda, hukukunda alt ve üst sınırı nedir? Biliyor muyuz bunu? Sorduk mu mesela? Yok. Hayır. Ama herkesin fikri var. Böyle bir kaotik durum hani onu siyasi konjonktürden anlıyorsun yani. Ama önce bir doğru bilgilenmemiz için çaba sarf etmemiz lazım. Bizde o yok. Şuna karşıyım ben. Siyasi yasak nedir ya? Eğer velev ki ahman karşılığı hakaret cezasıysa verirsin onu da paraya çevirsin olur biter. Ama kalkıp insanlara siyasi yasak o bu dediğin zaman biraz orada abartılı kategoriden haklı olarak ceza alan insanı bile mağdur yaparsın. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Nitekim cezanın iştahatından çok siyasi yasak gelme olasılığının konuşuluyor olmuş olması da bir algı olarak mağduriyet yarattığı için ortaya malum görüntüler çıktı. Çünkü onu kimseye anlatamaz. Cumhurbaşkanımız da bir dönem şiir okuduğu için. Ama onunla bunun hiç alakası. alakası yok. Müfredatta olan bir şiir kitabını normal yani kabul edilmiş, milli eğitimden, mariften onaylanmış bir şiir kitabının şiirini okudu. Bir kesim böyle ha, savunuyor ha. ama. Şimdi sen insanlar yanlışı da e, kendi dayanaklarıyla savunma çabası içerisinde olduktan sonra ben ona laf yetiştiremem ki. Ben doğru üzerinden gidiyorum ve doğruya da dayanak gösteriyorum. Yorum yapabilirim onunla da kusura bakma. E, baş başta edemezler. Yani kendi bakış açımı birine dikte edebilirim. Kelime hazinem geniştir. Söylediğime de dayanak da bulurum ama burada biz mantık çerçevesinde yürüyoruz. Onunla bunun alakası yok. Çok basitleştirelim. Ben sokakta birine ahmak desem ne olur? Kesinlikle yargılanırsınız suç. Hayır. Yargı yok. Kanun yok. Hukuk yok. Nizam yok. Ben gittim bir kıraathaneye, bir kahveye gittim. Selamun aleyküm, aleyküm selam dedim. Eyvallah dediler falan. Dedim ki oğlum hepiniz ahmaksınız dedim. Kavga çıkar abi. O zaman neyi tartışıyoruz? <laughs> hani insanlar neyi savunduğunu da bilmiyor. Ha, anladın mı demek istediğim? Ceza adamı orada sevinen bir topluluk vardı yani. Asıl bomba bu. Şimdi ben bütün dünyayı mümkün olduğunca özellikle dünya siyasetini, konjonktürü takip etmek çabam var. Algılamaya da gayret ediyorum. Hatta tıkandığım yerlerde üstadlar var. Telefon açıp soruyorum. Ayıp değil. Öğrenmek çok güzel bir şey. Yani. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Biz vatandaşız değil mi kardeşim? Haberlerde dair olmak üzere kamuoyu nezdinde bu son dakika haber olarak geçtiğinde ne duyduk biz? Ekrem İmamoğlu'na hapis cezasız ve siyasi yasak falan. Herkes bir şok ne oluyor anlamaya çalışıyor. Herkes haberleri açıyor. Herkes de kendince idrak ettiği kadarıyla yansıtıyor durumu falan. Bu arada biz bir baktık. Sanki bir doğum günü kutlaması var. Müthiş bir müjde alınmış. Veya şimdi yılbaşı piyangosundan büyük ikramiye birine çıkmış gibi insanlar birbirine sarılıyor. Bir araya geldiler. Hayatın doğal akışına aykırı bir reaksiyon var. Veya biz anormaliz, onlar normal. Yani belki de bizde de normalde de insanlar hapis cezası falan çıktığı zaman böyle seviniyordur. Biz unutmuşuzdur yani. Olabilir ha. Biz yani benim zamanımda insanlar olumsuz habere üzülürdü. Hani biz ah derdik, ne yapacağız falan filan. <laughs> Ama belki epeydir fark etmemişizdir hani biz. Artık yeni sistemde hapis cezası falan aldığında, yasak masak aldığında seviniliyor olabilir. Pasta masla da kesilecek olabilirler. Onu ben bilmiyorum. Yani burada tabii ironi de yapıyoruz. O akıl almaz bir durumdu. Şimdi Ekrem Bey, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan hızlı bir giriş yaparak yıllardan beri AK Parti'nin kalesi olarak görülen İstanbul'u kazanarak siyasete hızlı bir giriş yaptı. İhtişamlı bir giriş yaptı. Buna mukabilde beklentiler muhalefet açısından da farklı çıta yukarıya çıktı. Çünkü Türkiye'de iktidarda biliyorsun 20 yıldan beri AK Parti var. Dolayısıyla 20 yıldan beri o anlamda muvaffak olamamış bir siyasi ideolojinin İstanbul gibi sembol bir yeri kazanıyor olmuş olması moral iyi ve ve beklentileri arttırdı. Ama buna mukabil görev süresince Ekrem Bey bu beklentileri karşıladı mı? Bana göre hayır. Benim kişisel görüşüm. Fakat e, ülkemiz seçime gidiyorken muhalefetin kendi arasında bir aday arayışı ayyuka çıkmışken ve bununla da alakalı bayağı kaotik bir süreci her gün yaşıyorken Ekrem Bey'in de adı sıklıkla geçtiği için buna mukabil takınılan bir tutum varken bir anda ortaya böyle bir hadisenin hasıl olması farklı beklentilere neden oldu. Bunda da en müzdarip olan gözüken hatta kendi kesimi tarafından bile Kemal Bey'in Kılıçdaroğlu'nun çok ısrarlı adaylık açıklamalarına e, sabote mi ediliyor şüphesi yarattı. Böyle değerlendirdiğin zaman olayın almış olduğu sorumluluk dahilindeki büyüklüğü sansasyonel olmasının nedeni bu. Meral Akşener dahil olmak üzere biliyorsun İyi Parti Genel Başkanı bile vücut dili proporsiyon söylemler üzerinden bir başka partiden bir belediye başkanına aday gösteriyor. Evet. Ama aynı partiden genel başkan ben adayım diyor. Şimdi olağanüstü bir kaos var. Velaslı kelam, bunlara bağlı olarak Ekrem İmamoğlu olayı çok halkın gözünün önünde merak uyandıran her türlü detaya kadar mercek altında alınan bir hadise olduğu için tamamen dağ fare doğurdu büyük bir hayal kırıklığı oldu diye düşünüyorum şimdilik. Sosyal medya yasasına değinmek istiyoruz. Abi. Evet. Bu sosyal medya yasası artık YouTube kanalımızdan dolayı da bizi çok yakından ilgilendiren bir hadise. Oraya da geldi, sirayet etti değil mi? Tabii tabii. E, bu yasa için sansür yasası ifadesini kullananlar da var abi biliyorsun. Tabii, Ama tabii. konudaki yorumlarını alabilir miyim? Ben hani diyorum ki biz kendi doğrumuzu e, bunu çarpıtan insanların yalanının zekatı kadar anlatamıyoruz. Bir de insan işine geleni doğru kabul eder. Ee, ya özellikle günümüzde. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Normal biz hayat yaşıyoruz değil mi? Ölümlü dünya dediğimiz yaşam bu. Kural yok mu? Bak şurası kanal. Bu kanalın bile denetim mekanizması var. Bipi var. Buradan geçtin Rütük var. Rütük'ten geçtin onun üst kurulu var falan. Hayatı yaşarken sen birini hakaret edersen suç. Yargı var, yasa var. Kırmızıda durmazsan suç. Real hayatın kuralları var. Buna uyum sağlamak zor. E sanal bir dünya kurmuşsun. Diyorsun ki bunda herhangi bir kural, nizam, kanun olmasın. E ee, bir futbol takımına her türlü ağzıma gelen hakaret edeyim, devlete edeyim, nizama edeyim, her şeye edeyim ama bana hiçbir yaptırım olmasın. Bekliyor. Ya bugün sosyal medyadan hakarete uğramayan bir insan evladı var mı? Bugün desem ki en muteber, itibarlı her ulus 10 adamını seçsin desem her birinize de onar gün müddet veriyorum desem. İngiltere, Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya artık ne? Onar tane adam en muteber itibarını seçse. Sosyal medya hesaplarına bakayım hepsinin anasını avradına küfür edilmişti. İş zıvanadan çıkmış yani. Evet. E şimdi bunun bir yaptırımı olmayacak. Tabii. Şimdi onu sansür olarak, addederek, çarpıtarak zikredenlerin, böyle algılayarak söyleyenlerin tamamı orada o alanı, o mecrayı suistimal ederek manipüle etmek isteyenlerin tamamıdır. Evet. Aynı kişiler aslında. İyi niyetli bir insan der ki bana yapılmasını istemediğim bir şeyi ben de bir başkasına yapmam. Tabii ki insanlar özgürce fikrini zikretsin söylesin. Veya birbirimizin destekle geliştirecek bilgiler, bir SMA tip bir hastası bir bebeğimize yardımcı olmamız veya dünyanın herhangi bir yerinde haber odaklı bir şeyi birbirimizden ediniyor olmamızda bir beis yok ki kardeşim. Ama sen şimdi olmayan bir şeyi şu vatandaştı, şu etnik kökenli vatandaşlarımız kapılarına çarpı koyarak katledildi. Hayda İçişleri Bakanı anında operasyon başlatıyor. Apar topar faili yakalıyor. O arada sosyal medya yanıyor. Meğerse olay öyle değil bambaşkaymış. Oradaki amaç insanları etnik olarak birbirine karşı kışkırtıp aralarında bir hüsumet çıkartma. Yani geçtim artık Hakan'a denize hakareti veya onu itibarsızlaştırmayı senin toplumun hassasiyetleri üzerinden manipülasyon var be kardeşim. Hiç utanıp sıkılmanız yok mu sansür diyorsunuz ya? Ama yok işte. Utanma ve sıkılma yok. Velhasılı kelam yüzde yüz destekliyorum. Hatta cezaları çok daha ağırlaştırılsın. Işık hızında yayılan bir bilgi var. Yani Bravo. En travasıyorsun. Dünyanın öbür ucunda bir anda erişimi elde ediyor ve biliyoruz ki mesela Amerika'da Trump'ın Twitter hesabı engellendi. Aynen. Seçim düştüğü gibi bir algı yaratıldı. Evet. E aslında sosyal medyanın gücü bu kadar kuvvetli. Deniz zaten şöyle bir durum var. Algı gerçekten üstün bir dönem yaşıyoruz. Yani ben bunu sıklıkla da yayınlarda da tekrarlıyorum. Allah korusun ya Rabbim. Ben sana bir iftira attım ve bunu da çok altını çizerek fitrusuzca dillendirdim. Öyle bir gibi oluyor ki bu algı. Geçtim dışarıdaki x kişinin seninle ilgili ön yargıyla negatif bir bilinç edinmesini. En yakının karın bile ya kocacığım doğru mu diyor. Ne Ş acı bir şey. Yani seni en tanımasını beklediğin kişiyi bile şüpheye itip sana emin olmak için sordutuyor. Algının gücüne bak. E şimdi bu gerçeklik üzerinden burası boş bırakılır mı? Burası hukuksuz Burası yaptırımsız bırakı, bırakılır mı? Sen sokakta bir insana zarar verdiğin zaman, hakaret ettiğin zaman, onuruyla, haysiyetiyle oynadığın zaman cezası yok mu? Var. E peki burada ne? Sanal dünyada niye yok? Ki orada daha ağır olmalı aslında. Aynen öyle. Bütün dünyaya dert olan bir hadise var. Milletvekilliği dokunulmazlığı. Evet. Aynı dert sende de var mı? Tabii ki. Bir kere dokunulmazlık kavramını neye istinaden mecliste çıkartıldı vekillerin özelinde ve bugün bu dokunulmazlık halkın nezdinde görüp yaşadığı kadarıyla suistimal ediliyor mu, edilmiyor mu? Bugün bir anket yapsalar ben adım gibi eminim bu dokunulmazlıkla alakalı halkın %80'i 90'ı referandum yapılsın kaldırılsın der. O zaman ortada yanlış bir şey var. Nedir o? Hep onu söylüyorum. Şimdi siyaseti de konuşuruz ayrıca. Şimdi insanlar hepimiz kendimizce bir seçme hakkına sahibiz. Farklı ideolojilerde temsilimiz olsun, bizi temsil etsin diye bir temsil hakkı veriyoruz insanlara. Bu milletvekilleri de bizlerin oylarıyla parti genel kurullarında belirlenerek meclise gidiyor. Bunların orada olma nedeni halkın sorunlarını dile getirerek kendini seçen seçmene sorumluluğunu orada taşımak. Ama her şeyden önce bir de temsilin de bir kıymet harbiyesi var değil mi? Mesela sen bile bugün soyadını temsil ediyorsun. Belli bir noktadan sonra kameraman arkadaşlar, buradaki çocuklar hal, tavır ve davranışları anormallik yansıması yaparsa oğlum seni kim yetiştirdi deriz ya. E şimdi siz milletin vekilisiniz. Milletvekilisin, gelmişsin, polise hakaret ediyorsun, askere hakaret ediyorsun, şiddet uyguluyorsun, tahrik ediyorsun. Bu ülkeyi vatan yapan, yasasıyla, kanunuyla, askeriyle, polisiyle, manevi değerleriyle, inancıyla kırmızı çizgilerine hakaret ediyorsun, tahrik ediyorsun. Ve bunu neye istinaden yapabiliyorsun? Sokakta yapamazsın. Mümkün değil. Ya sen sokakta bir insanı tahrik edip ne bileyim bir polise, askere hakaret edemezsin. Toplumun genelinin kabullendiği değer yargıları üzerinden kışkırtıcılık yapamazsın. Peki neye istinaden yapıyorsun? Milletvekiliyim dokunamazlar bana. Şu yani burada ben sokakta e, yaptığım bir eylemin karşılığında fiilen bana bir ceza gerektiriyorsa onun vekil olması onu kurtaramamalı. Hatta o benim normal bir insandan daha da fazla ceza almalı. Neden? Onun bir de temsili olduğu için onun sorumluluğunu taşımasından mütevellit daha sabırlı, daha olgun, daha temsiline yakışır davranmalı. Ben şimdi bakıyorum ya birbirlerini konuşturmuyorlar kardeş. Hakaret kırla, kışkırtma gırla. Kış bunun da hiç eveleyip gevelemeye hakkı yok. Vekilsen sen milleti temsil eden o meclisin çatısının altına girdiysen eskiden benim bizim yaşlılarımız söylerdi. Mebus derlerdi. Kolalı gömleklerle girerlerdi. Pırıl pırıl. Herkes birbirine saygı gösterirdi. Makul bir tarz adabı muaşeret olurdu. Özendirilirdi o müessese. İnsanlar derdi ki inşallah benim oğlum da mebus olsun gibi gibi. Şimdi öyle bir durum mu var? Asla kabul etmiyorum. Orada bir düzenleme muhakkak yapılmalı.